Bilhassa da bu sokaklarda satılanlar kesinlikle kimse itibar etmesin. Bu uyarı Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necati Aydın'dan geldi. Aydın, vatandaşların sokakta satılan ballardan uzak durmalarını istedi. Özellikle son yıllarda sahte bala karşı alınan tedbirlerle önemli mesafelerin kat edildiğini dile getiren Aydın, bu konuda kendilerini yalnız bırakmayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etti. Aydın, sahte balın ana maddesinin glikoz şurubu olduğunu belirterek, glikoz şurubuna su ve bal aromasının eklenmesiyle sahte bal elde edilmiş oluyor. Maalesef bazı kişiler insanlara bal yerine oluşturdukları şeker karışımını satmaya çalışıyor, dedi. Her ilde birlik var. Tüketiciler birliklerden alsın, yerel marketlerden alsın, ulusal marketlerden alsın, arıcıdan alsın. Ama sokakta üzerinde etiketi olmayan, markası olmayan ürünleri kesinlikle almasın. Hele de o bidon işlerinde satılanlar kesinlikle bal değil. Belediyelere bunun ihbarını yapıyoruz. Vatandaş da, tüketici de mutlaka böyle etiketsiz ürün varsa Alo 174 hattına veya belediyelere de ihbarını yapsın. Çünkü pazar yerlerini Tarım İl Müdürlükleri denetlemiyor, denetleyemiyor da onları belediye bakıyor. Vatandaş da üstüne düşeni mutlaka yapması lazım.